Çekirdek elektrokimyasal pil düzeneğine göre birinci, ikinci ve üçüncü soruları yanıtlayınız diye verilmiş X hidroklorik asitin sulu çözeltisi olursa krom gümüş pil ile ilgili yargılardan hangisi doğru olur diyor. Yani şurada hidroklorik asitin çözeltisi bulunursa buna göre soruyu cevaplayacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundaki yükseltgenme veya da indirgenme potansiyellerine baktığımızda bakın indirgenmiş. Hepsi indirgenme potansiyeli. Peki indirgenme potansiyellerine göre sıralarsak indirgenme potansiyeli en yüksek kimin? Gümüş iyonun. Gümüş iyonun indirgenme potansiyeli büyüktür. Daha sonra hidrojen. O da büyüktür. Sayısal değerlere baktığımızda nikelin artı 2 yüklü iyondan o da büyüktür. Kromun artı 3 yüklü iyondan. Peki bunların yükseltgenme potansiyellerini yazarak bu sıralamanın tersi çıkardık. Krom burada en aktif metal olurdu. Sonra nikel olurdu. Sonra hidrojen burada gümüşten daha aktiftir. Bu şekilde bir sıralama çıkardık. Bu sıralamaya göre hangi elementin olduğu taraf anot hangisinin katot olduğunu bulabiliriz. Evet, kromun olduğu tarafta yükseltgenme potansiyeli en büyük olduğu için burası anot. Burası ise katot görevi görecek. Peki anot ve katot tepkimelerimizi yazarsak şimdi anotta ne olacak? Anotta yükseltgenme olacak ve anottaki tepkime yazarken elektrota göre yazarız. Ne yaparız? Burada krom katısı zamanla krom artı 3 iyonuna dönüşecek. Ve 3 elektron verecek. Peki ne yapacağız? Bunun potansiyeli bakın şu tepkimeyi ters çevirdik. Bu tepkimeyi ters çevirdiysek potansiyeli de burada ne yapacak? İşaret değiştirecek. Artı 0.74 volt olacak. Peki katot tepkimemizi yazarsak katottaki tepkime yazarken çözeltideki katyona göre yazıyoruz. Yani nedir katyonda? Burada hidrojen iyonumuz indirgenecek zamanla ve hidrojen gazına dönüşecek. Evet. Peki bunun potansiyeli kaç? Sıfır. Hidrojenin indirgenme, yükseltgenme potansiyeli sıfır. Buradan pil tepkimemizi oluşturmak istesek ne yapacağız? Alınan elektron, verilen elektronu eşitlememiz lazım. Bunu 3 ile genişleteceğiz. Burayı da 2 ile genişleteceğiz. Yani buraya 2 geldi, buraya 2 geldi. Şurası 6 oldu. Şurası 6 oldu. 3 ile çarptık. Şurası 6 oldu. Şurası da 3 oldu. Evet, elektronlar birbirini götürür. O zaman şöyle bir tepkime oluştu. 2 tane krom katısı zamanla 2 tane krom artı 3 iyonuna dönüşecek. Diğer yanda ise ne yapacak? 6 tane hidrojen iyonu zamanla hidrojen gazına dönüşecek. Şunu da belirtelim. Buraları herhangi bir sayıyla çarpıp ya da bölmemiz buradaki değerleri değiştirmeyecektir. Buradaki değerler yine aynı şekilde kalacaktır. Zaten pil potansiyelleri sadece işaret değiştirir. O zaman buradaki pilin potansiyeli kaç çıkar? Şu iki değeri topladığımızda 0.74 volt çıkar. Evet, bunlara göre şimdi şıklarımıza geçebiliriz. Krom elektrot, anot gümüş elektrot, katottur. Evet, bu ifade doğru baktığımızda. İkinci kapta zamanla pH artar. Şimdi ikinci kapta zamanla hidrojen iyonu tepkimeye girecek. Yani hidrojenin derişimi azalacak. Bunun derişimi azalacaksa asitlik azalacak. Asitliğin azalması demek pH'in artması demek. Çünkü pH metrede nedir? Aşağıya doğru asitlik artar. Peki asitlik ne tarafa doğru azalır? Yukarıya doğru asitlik azalır. pH değerimiz artar. Standart pil potansiyeli 0.74 volttur. Bu ifade de doğrudur. İkinci kaba aynı sıcakta 1 molarlık sülfürik asidin sulu çözeltisi eklenirse pil potansiyeli değişmez. Şimdi arkadaşlar bakın elinizdeki hidrojenin derişimi nedir? Şuradaki hidrojenin derişimi 1 molar. Bu maddeyi düşünürsek suyun içerisinde hidrojen ve klor şeklinde maddemiz 1 molarsa buradaki hidrojen de 1 molar. Yani elimizdeki hidrojen 1 molar. Peki eklenecek maddeyi iyonlaştırsak 2 tane hidrojen artı 1 tane sülfat diye iyonlaşacak. Madde 1 molar ama şurada 2 olacağı için bunun başına burası 2 molar olacak. Yani siz buraya bu maddeyi eklediğinizde hidrojenin derişimi artacağı için pil tepmesi ürünler yönüne kayar ve pil potansiyelimiz ne yapar? Artar olması gerekir. Yani D şıkkı yalnız. Pil çalıştı. Birinci kapta krom artı 3 derişimi artar. Evet, birinci kapta gerçekleşecek tepkimemiz bu. Krom katısı zamanla krom artı 3 iyonuna dönüşecek. E şıkkı da doğrudur. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki X çözeltisi nikel sülfat çözeltisi olursa bu pille ilgili verilen yargılardan hangileri doğru olur diyor. Şurası yani nikelin çözeltisi olursa diye belirtmiş. Şeklimizi buraya aldık. İkinci soruda da önümüzde dursun diye ve birinci soruda zaten şöyle bir genelleme çıkarmıştık. Yani şöyle bir büyüklük ya da aktiflik sıralaması yapmıştık. Şimdi burada nikel çözeltisi olursa yine dikkat edersek kromun potansiyeli gümüşün potansiyelinden büyük olduğu için şu elektrotlara baktığımızda bunun yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için burası yine anot görevi görecek. Burası ise katot görevi görecek.
Peki anotta ne olacak? Anotta Chrome'un tepkimesi gerçekleşecek. O zaman anot tepkimemi buraya yazarsam Chrome katısı yine bu soruda da ne yapacak? Yükseltgen M tepkimesi verecek. Peki katotta ne olacak? Katot tepkimesini yazarken bakın anot tepkimesini yazarken elektrota göre katot tepkimesini yazarken çözeltinin içerisindeki katyona göre yazarız. Yani burada bu sefer ne olacak? Nikel iyonumuz olacak. Ve nikel için şunu söyleyebiliriz. Bakın şurada sülfatın tamamı eksi 2 yüklü olduğu için buradaki nikel de artı 2 yüklüdür. Nikel artı 2'den 2 elektron alarak ne yapacak? Nikel katısına dönüşecek. Evet, pil tepkimemi oluşturmak istiyorsam yapmam gereken işlem nedir? Alınan elektron sayısını verilen elektron sayısına eşitlemem gerekiyor. Burada 3 var, burada 2 var. O zaman ne yapacağım? Bu tepkimeyi 2 ile çarpacağız. Bu tepkimeyi ise 3 ile çarpacağız. O zaman 2 ile çarptığımızda bu maddenin başına 2 geldi. Bunun başına 2 geldi. Burası ise 6 oldu. Bu maddenin başına 3 geldi. Burası 6 oldu. Bu maddenin başına yine 3 geldi. Elektronlar birbirini götürdü. O zaman oluşan net tepkimem için 2 tane krom katısı artı 3 tane nikel artı 2 iyonum suda. Diğer tarafta ise 2 tane krom artı 3 iyonum artı 3 tane nikel katısı oluşur. Net pil tepkimen bu şekilde. Evet, birinci yargımıza baktığımızda pil tepkimesi bu şekilde olur diyor. Evet, verilen ifade doğrudur. İkinci kaba aynı sıcakta bir miktar nikel katısı eklenip çözülürse pil potansiyeli azalır diyor. Şimdi siz bu maddeyi suyun içerisine attığınızda bu madde ne yapacak? Katıydı ama ne yapacak? Suyu gördüğünde su iyonlarına ayrışacak. O zaman ne olacak? Nikel artı 2 artı 2 tane nitrat iyonu açığa çıkacak. O zaman burada bakın ne yaptık? Nikelin derişimi arttı. O zaman nikelin derişimi arttıysa girenler tarafında bir fazlalık olduysa Löşeter ilkesine göre bu tepkimem ne yapacak? Ürünlere doğru kayacak. Ürünlere doğru kayarsa da pil potansiyeli nasıl değişim gösterir? Artar. O zaman ikinci yargımız yanlıştır. Katot elektrotun kütlesi değişmez. Şimdi katotta bakın dikkat ederseniz ne olacak? Zamanla nikel katısı olacak. Oluşan nikel katısı da bunun üstünde birikeceği için zamanla buradaki katot elektrotun kütlesi yine artar demesi gerekirdi. Üçüncü yargımız da yanlıştır. Cevap yalnız birdir arkadaşlar. Evet, verilen X çözeltisi gümüş nitrat ise krom gümüşün oluşturacağı pille ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Evet, yine yukarıda verilen tabloya baktığımızda biliyorsunuz ki kromun yükseltgenme potansiyeli gümüşün yükseltgenme potansiyelinden büyük olduğu için anotta yani yükseltgenme tepkimesi olacak ve krom şu şekilde krom artı 3'e doğru yükseltgenecek ve 3 elektron verecek. Potansiyeline baktığımızda kromun yükseltgenme potansiyeli 0,74 volt. Gümüş ise indirgenecek. Burada o zaman katotta indirgenme olacak. Gümüş iyonu bir elektron alıp gümüş katısına dönüşecek. Ve bu indirgenme potansiyeline baktığımızda burası da 0,80 volt. Taraf tarafa topladığımızda oluşacak tepkimemiz için şöyle söyleyebiliriz. Bakın krom katısı zamanla krom artı 3'e dönüşecek ve suda olacak bu iyon. Tabii şurada elektronla da eşitlememiz lazım. Buraya 3 ile çarptık. Yani 3 tane gümüş iyonumuz 3 tane gümüş katısına dönüşecek. Şunu söyleyelim, herhangi bir tepkimeyi bir sayıyla çarptığımızda burası değişmiyor. Yani bu pilin potansiyeli standart şartlardaki pilin potansiyeli kaç olacak? Evet, 1,54 volt olacak şu iki sayıyı topladığımızda. Yani birinci yargımız doğru. Birinci kaptan aynı sıcakta su buharlaştırsa pil potansiyeli artar. Şimdi birinci kabın içerisinde krom var. Şöyle söyleyebiliriz. Molarite eşittir M bölü ve su buharlaştırırsanız hacim azalır. Molaritemiz artar. Şimdi buradaki kromun, bakın sudaki kromun molaritesi artacağı için tepkimem ne yapacak? Girenler yönüne gidecek. Yaptığınız etki girenler yönüne kaydırıyorsa pil potansiyelimiz ne olması lazım? Azalır olması gerekir. İkinci yargımız yanlış. Üçüncü yargımıza baktığımızda diyor ki ikinci kaba aynı sıcakta bir miktar sodyum klorür katısı eklense pil potansiyeli azalır diyor. Bakın şurada bir ipucum var. Gümüş klorür suda az çözünür diyor. Yani bunun anlamı şudur. Siz bu maddeyi suya attığınızda sodyum ve klor iyonu şeklinde ayrışır. Buradaki klor iyonu gelip şuradaki bakın gümüş iyonuyla tepkimeye girecek ve bunu ne yapacak? Miktarını azaltacak. Tepkimem girenler yönüne kayacak. Zaten ne dedik? Girenler yönüne kayıyorsa pil potansiyeli azalır. O zaman 3. yargımızda doğru cevap 1 ve 3 olacak. Yukarıda verilen elektrokimyasal pilde başlangıç derişimleri bu şekilde olduğuna göre
pil potansiyeli değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Nernst eşitliğindeki değeri bu 0.0592 yerine 0.0,6 alın diye belirtmiş. Yani burada zaten derişimler 1 molardan farklı olunca pil potansiyeli neyle hesaplanır? Nernst eşitliği dediğimiz eşitlikle hesaplanır. Eşitliğimizi şuraya yazarsak E pil eşittir. Standart şartlardaki pil potansiyeli eksi bakın şuradaki değeri 0.06 alın demiş. Bölü N çarpı logaritma denge kesri diyoruz. Denge kesri de nedir? Ürünler bölü girenler. Evet denge kesrini biliyoruz ki saf katılar ve saf sıvılar alınmaz. Sulu çözeltiler ve varsa gazlar alınır da. Yani şu maddelerin derişimlerini alacağız. Zaten bu maddenin derişimi verilmiş 0.1 molar. Bu maddenin derişimi de 0.1 molar olarak verilmiş. Peki değerlerimizi yerine yazarsak. Standart şartlardaki pil potansiyelim 2. Eksi 0.06 böyle alınan ya da verilen elektron sayısı arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu tepkimeleri ayrı ayrı yazsaydık. Alüminyum, alüminyum artı 3'e gidecek. Ve 3 elektron verecek. Bakır ise ne yapacak? Artı 2'den 2 elektron alıp bakıra dönüşecek. Şimdi biz bunları kaçta eşitleriz? 3 elektrona 2 elektron var. Yani burayı 2 ile çarparız. Burayı 3 ile çarpıp 6 elektron da eşitleriz. Yani şuranın değeri alınan verilen elektron sayısı son eşitlenen halimizdir ki 6 yazacağız. Bölü çarpı logaritma. Şimdi ürünler tarafında kim var? Alüminyum var. 10 üzeri eksi 1'in karesi. Karesi nereden geldi? Başındaki katsayıları da üst olarak yazıyoruz. Denge konusundan hatırlarsanız aşağı tarafına yazacağız. 10 üzeri eksi 1'in başında da 3 olduğu için 3. kuvveti yazacağız. Evet burası bu işlemi yaptığımızda 2 eksi 0.01 çarpı şurası logaritma 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 3. Evet buradan bunu sadeleştirdiğimizde 10 üzeri eksi 1 aşağıda kalır. O da yukarıya 10 üzeri artı 1 olarak geçer. Logaritma 11 yapar. Yani şu değerin tamamı için söylüyoruz. Burası 1 yapıyor. O zaman 2'den 0.01'i çıkarırsak şurası gitti çünkü 1 oldu. O zaman ne yapar? 1.99 volt çıkar. D şıkkı olur. Şekilde verilen elektrokimyasal pil için pil potansiyeli değeri kaç volttur diye sorulmuş ve sorunun sonunda Nernst eşitliğindeki değeri diyor ki 0.06 alınız diye belirtiyor. Zaten dikkat ederseniz derişimler 1 molardan farklı olduğu yani standart şartlarında olmayan pil tepkimeler neyle hesaplanır? Yani şu formülle hesaplanır. Nernst eşitliği dediğimiz E pil eşittir. E0 pil eksi 0.06 alın demiş bölü. Ne? Burada alınan ya da verilen elektron sayısıdır. Logaritma denge kesri dediğimiz eşitliği kullanacağız. Nedir? Ürünler bölü girenler bağıntısından pil potansiyelimizi hesaplayacağız. Peki o zaman bizim bu değerleri bilmemiz için öncelikle pil potansiyeli standart şartlardaki pil potansiyelini hesaplamamız lazım. O zaman ilk önce bu tepkimede hangi kap anot hangi kap katot onu belirleyelim. Şimdi dikkat ederseniz magnezyum artı 2'den 0'a indirgenmiş. Alüminyum da artı 3'den 0'a indirgenmiş. Şimdi indirgenme potansiyellerine göre kıyaslama yaparsak hangi sayı daha büyük? Şu sayı daha büyük. Yani alüminyumun indirgenme potansiyeli büyüktür. Magnezyum iyonun indirgenme potansiyelinden. O zaman burada indirgenme tepkimesi gerçekleşecek. Buradaysa ne olacak? Yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. Yani burası anot kabımız. Burası ise katot kabımız. O zaman anot ve katot tepkimelerimizi yazarsa şimdi anotta yükseltgenme tepkimesi olacak. Ne olacak? Elektroda göre yazarız. Buradaki magnezyum katısı magnezyum artı 2 iyonuna yükseltgenecek ve 2 elektron ne yapacak? Verecek. O zaman bu tepkimeyi ters çevirdiğimiz için bu da işaret değiştirir. 2.37 volt oldu burası. Artı oldu. Bu tepkimeyi ters çevirdik. O zaman burası işaret değiştirir. Şu kabın içerisinde ise katot kabındaysa indirgenme olacak. Evet bakın çözeltinin içerisinde alüminyum iyonumuz var. Katotta ne olacak? Alüminyum artı 3 iyonumuz. 3 elektron alarak alüminyum katısına dönüşecek. Bu tepkimenin aynısını kullandığımız için burası eksi 1.66 volt. Peki pil tepkimemizi oluşturursak. Şimdi pil tepkimesini oluşturmak için ilk önce ne yapmanız lazım? Alınan elektron sayısını verilen elektron sayısına eşitlemeniz lazım. Yani üstteki tepkimeyi 3 ile genişletiyoruz. 3 ile çarpıyoruz. Burayı ise 2 ile çarpıyoruz. 6 elektron da eşitliyoruz. Yani magnezyumların başına 3 geldi. Bu tarafta 3 tane magnezyum katısı. Diğer tarafta ise 3 tane magnezyum artı 2 iyonumuz oldu. Alüminyumların başına ise 2 geldi. Yani 2 tane alüminyum artı 3 iyonumuz.
Diğer tarafta ise iki tane alüminyum katısı oluştu. Peki standart şartlardaki pil potansiyelim kaç olur? Şunu da belirtelim. Buraların herhangi bir sayıyla çarpılması ya da bölünmesi buraları değiştirmez. Yani buralar yine aynı değerlerde kalır. Yani burada yapmamız gereken şey ne? 2.37'den 1.66'yı çıkarmak. Çıkardığımızda bir evet 0.71 volt yapar arkadaşlar. Şurası 0.71 volt yapıyor. O zaman bu değerleri getirip şu ners eşitliğinde artık yerine yazıp pil potansiyelimizi hesaplayabiliriz. Standart şartlardaki pil potansiyelim 0.71 volt eksi 0.06 bölü alınan ya da verilen elektron sayısı. Bakın bu elektronları kaçta eşitledik? Burayı 2 ile çarptık. Burası da 6 oldu. Burası da yani en son eşitlediğimiz hali kullanıyoruz. O zaman burası 6 çarpı logaritma. Ürünler tarafında dikkat ederseniz magnezyum var. Peki magnezyumun derişimi kaç? 0.1 molar. O zaman ne yapacağız? 10 üzeri eksi 1'in başında da 3 olduğu için 10 üzeri eksi 1'in 3. kuvveti bölü. Bu tarafta kim var? Alüminyum iyonum var. Peki bunun molaritesi kaç? 1 molar. Şurada görüyorsunuz. O zaman 1'in karesi olacak. Bu işlemin sonucunda pil potansiyelimizi hesaplamış olacağız. Evet şu işlemi yaptığımızda 0.71 eksi şurası 0.01 yapar. Şurayı 6'ları sadeleştirdiğimizde burası 10 üzeri eksi 3 yapar. 10 üzeri eksi 3 başa geldi. Bakın eksi 3 baş, şöyle oldu. Çarpı eksi 3 diyelim. Şurası bu şekilde oldu. Şurayla şurayı çarptık. Artı yaptı. O zaman 0.03'ü bunun üstüne eklediğimizde pil potansiyelimiz 0.74 volt olur. Cevap o zaman E şıkkıdır arkadaşlar. Şekilde verilen elektrokimyasal pilin potansiyelini arttırmak için yukarıda verilen işlemlerden hangileri yapılabilir? Elektron verme eğilimleri burada verilmiş. Demirin elektron verme eğilimi kurşundan büyük, o da bakırdan büyük şeklinde. O zaman burada en aktif metalimiz demir olduğu için bakın demir elektrodun olduğu tarafta o zaman yükseltgenme tepkimesi gelecek. Çünkü yükseltgenmeye en istekli metalimiz demir. O zaman bu kabın içerisinde ise ne olacak? İndirgenme tepkimesi gerçekleşecek. Yani burası anot kabımız, burası ise katot kabımız. Peki anot ve katot kapla tepkimelerimizi yazarsak şimdi anotta yükseltgenme olacak. Anot tepkimesini yazarken ne yapıyoruz? Elektrota göre yazıyoruz. Demir katısı zamanla burada ne yapacak? Yükseltgenecek. Bakın dikkat ederseniz artı 2'ye yükseltgenecek. Şurada çünkü 2 değerlik var. Buradaki nitrat eksi 1 ise demirin değerli de. Artı 2'de demir artı 2'ye yükseltgenecek. Artı 2 elektron verecek. Peki geldik diğer tepkimemizi yazarsak katotta hangi tepkime gerçekleşecek? Şimdi katot tepkimesini yazarken çözeltinin içerisindeki katyona göre yazarız. Burada kurşun artı 2 var. Suda artı 2 elektron alıp kurşun katısına dönüşecek. Evet pil tepkimemizi oluşturursak alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olduğu için herhangi bir çarpma bölme işlemi yapmadan bunları taraf tarafa topluyoruz. O zaman şöyle oldu. Demir katısı artı kurşun artı 2 suda. Diğer tarafta ise ne olacak? Demir artı 2 suda artı kurşun katısına dönüşecek arkadaşlar. Şimdi birinci algımıza baktığımızda ikinci kaba aynı sıcaklıkta su ilave etmek. İkinci kap anot kabı. Anot kabına su ilave ederseniz pil potansiyeli artar. Onu söyleyelim. Peki sebebi nedir? Sebebini de şu şekilde söyleyeyim. Molarite eşittir M bölü ve su eklerseniz hacim artar. Molarite azalır. Kimin molaritesi azalacak? Bu kabın içerisinde bulunan iyonun molaritesi azalacak. Yani bu maddenin molaritesi azalırsa tepkim ne yapar? Ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne kayarsa da pil potansiyeli artar. Bu ifademiz doğrudur. Birinci kaba aynı sıcakta kurşun 2 nitrat katısı eklemek. Şimdi siz bunu suyun içerisine attığınızda bu madde suyu görünce ne yapacak? İyonlarına ayrışacak. Peki ne yaptı bu bize, nasıl bir etki ya da fayda sağladı dersek şimdi bakın kurşun artı 2'nin ne yapacak, burada derişimi artacak çünkü ne yaptık, kabın içerisinde kurşun artı 2 ekledik. O zaman bu maddenin derişimi arttıysa yine burada bir fazlalık oluşturursa Le Chatelier ilkesine göre tepkim yine ürünler yönüne kayar, o zaman pil potansiyeli yine artar. Birinci kapta elektrot olarak bakır metalini kullanmak. Diyor ki ben buradaki kurşunu çıkaracağım. Yerine ne kullanacağım? Bakır elektrot kullanacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın katot tepkimesini yazarken de belirttik. Katot tepkimesini yazarken neye göre yazıyoruz? Buradaki çözeltiye göre yazıyoruz. Yani katotta kullanılan elektrotun değiştirilmesi bizim pil potansiyelimizi etkilemez. O zaman üçüncü de tepkimenin pil potansiyeli değişmez. Cevap 1 ve 2'dir. Yukarıda şeması verilen elektrokimyasal pille ilgili yargılardan hangileri doğrudur?
Hücre şemalarında biliyorsunuz ki şu tarafta bakın dikkat ederseniz y yükseltgenmiş 0'dan artı 2'ye gitmiş. Bu ilk tarafa kimi yazarız? Anot tepkimesini yazarız. Şu iki çizgi ise tuz köprüsünü gösterir. Şuradaysa x artı iyonumuz ne yapmış? İndirgenmiş. Burası ise katot tepkimesini gösterir. Yani bizim burada bunu tepkime şeklinde yazarsak şöyle olur. Şimdi burada y maddesi zamanla y artı 2'ye dönüşecek. 2 elektron verecek. X maddesi ise ne yapacak? Artı 1'den 1 elektron alıp x katısına dönüşecek. Burada alınan elektron verilen elektron eşitlemek için alttaki tepkimeyi 2 ile çarparız. O zaman şöyle bir tepkime oluşur. Y katısı zamanla y artı 2 iyona dönüşecek. Buradaki 2 tane x başına 2 geldi. Çünkü alınan elektron verilen elektron eşitledik. 2 tane sudaki x iyonumuz zamanla 2 tane x katısına dönüşecek. Anot yarı piline aynı sıcaklıkta bu maddeden eklenirse pil potansiyeli azalır diyor. Şimdi siz bu maddeyi suyun içerisine attığınızda bu madde suda ne yapacak? Y artı 2 ve 2 tane nitrat şeklinde iyonlaşacak. Yani bunun anlamı nedir? Şuradaki Y'nin değişimi artacak. Y'nin değişimi artarsa ne yapar bu tepkime? Girenler tarafına kayar. Girenler tarafına kaydığında pil potansiyelimiz azalır. Doğrudur. Katot yarı pilin aynı sıcaklıkta saf su ilave edilirse pil potansiyeli azalır. Evet, anota su eklesek pil potansiyeli artar. Katota su eklesek pil potansiyeli azalır. Her zaman doğrudur. Peki neden azalır? Onu da şu şekilde açıklıyoruz. Molarite eşittir. M bölü V diyoruz. Su eklerseniz hacim artar. Molaritemiz azalır. Şimdi katot yarı pilinde kim var? Katot yarı pilinde X var. O zaman buradaki X'in derişimi azalacak. Derişimi azaldığı için yine bu tepkimemiz ne yapacak? Girenler yönüne gelecek ve pil potansiyelimiz azalacak. Anotta elektrot olarak Y'den daha aktif bir metal kullanırsa pil potansiyeli artar. Bunu da şu şekilde söyleyeyim. Bakın anot tepkimelerini yazarken diğer sorularda da sık sık belirtiyoruz. Anot tepkimesi elektrota göre yazılır. Şimdi siz diyelim ki şöyle bir pilimiz var. Şurada X var. Şurada Y var. Şurası ise tuz köprüsü olsun. Şurada X'in çözeltisi. Y'nin çözeltisi var. Şurada ise X'in çözeltisi var. Anot tepkimeleri yazılırken elektrota göre yazılır. Şimdi siz burada elektrot olarak Y'yi çıkardınız. Y'den daha aktif bir metal bağlarsanız o zaman ne olacak? Yeni bağladığınız metale de Z diyelim. Şimdi bu metalin potansiyeli bundan daha büyük olduğu için ne yapacak? O zaman bunun potansiyeli bundan daha büyük olduğu için yani Y X pilinin potansiyeli ile X Z pilinin potansiyelini kıyasladığımızda ne yapacak? Z'nin potansiyeli daha büyük olduğu için toplamda da daha büyük bir değer çıkacak. O zaman da ne yapacak? Pil potansiyelimiz artacak. Cevap o zaman hepsi olur arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bir elektrokimyasal pilin potansiyelini etkiler? Pil potansiyelini etkileyen faktörler biliyorsunuz ki sıcaklık. Çünkü sıcaklık nedir? Pil tepkimelerinde girenler ve ürünler diyelim. Pil tepkimeleri egzotermik tepkimelerdir. Isı açığa çıkar. Ne yapar? Isıyı arttırırsanız tepkimemiz ne yapar? Bu tarafa doğru gider. O zaman ne yapar? Pil potansiyeli azalır. Derişim ile maddelerin derişimi değişince pil potansiyelimiz değişir. Çünkü nedir? Derişimler farklı olan pil potansiyelleri ne yapıyoruz? Nernst eşitliğiyle bunların potansiyellerini hesaplıyoruz. Mesela 0.0592 bölü N çarpı logaritma. Bakın derişim 1 molardan farklı olursa ya da işte değişik derişimler kullanırsak burada ne yapıyoruz? İşte ürün diyelim. Şurası ürün. Şurası da giren. Şimdi derişim de pil potansiyelini etkileyen faktörlerden. Anot elektrotun cinsi. Evet, anot elektrotun cinsi de pil potansiyelini etkiler. Neden etkiler? Çünkü anot tepkimesini yazarken biz kime göre yazıyoruz? Elektrota göre yazıyoruz. O zaman anottaki siz elektrotu değiştirirseniz tepkimeniz değişir. Tepkimeniz değiştiği için de farklı metal kullandığınızda pil potansiyelimiz değişir. Katot elektrotun cinsi etkilemez. Neden etkilemez? Katot tepkimesini yazarken çözeltideki katyona göre yazıyoruz. Yani çözeltideki katyon önemlidir. Onun için katottaki elektrotun cinsi çok önemli değildir. Elektrotların yüzey alanı yine pil potansiyelini etkilemez. O zaman cevap 3 tanedir arkadaşlar. Yukarıda verilen elektrokimyasal pille ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi burada dikkat edersek gümüşün ve hidrojenin yükseltgenme potansiyelleri verilmiştir. Yükseltgenme potansiyellerine göre sıralarsak bunları hidrojenin yükseltgenme potansiyeli gümüşün yükseltgenme potansiyelinden büyüktür. O zaman hidrojenin bulunduğu bu tarafta ne olacak? Yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. O zaman diğer kapta ise ne gerçekleşecek? İndirgenme tepkimesi gerçekleşecek. Yükseltgenmenin olduğu kaba anot kabı diyoruz. İndirgenmenin olduğu yere ise
katot kabı diyoruz. Şu şekilde de kodlamıştık. Kimya şeklinde kodlamıştık. Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme tepkimeleri gerçekleşir. Peki o zaman biz anot ve katot tepkimelerimizi yazarsak anotta ne yapacak? Yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. Anotta kim var? Hidrojen var. O zaman hidrojenin yükseltgenme tepkimesi gerçekleşecek. Şöyle olacak. Hidrojen gazı. İki tane hidrojen iyonuna dönüşecek. Artı iki tane elektron verecek. Ve bunun potansiyeli kaç? Bakın bu tepkimenin potansiyeli indirgenmesi de yükseltgenmesi de 0 volttur. Katotta ise bakın katotta şuradaki çözeltideki katyona göre katot tepkimenizi yazıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Gümüş iyonu burada bir tane elektron alıp gümüş katısına dönüşecek. Bakın bu tepkimenin tersini kullandı. Bu tepkimenin tersini kullandıysak ne yapacak? Bu da 0.80 volt olacak. Evet. Buna göre taraf tarafa toplayıp pil tepkimemizi oluşturabiliriz. Şimdi diyor ki zamanla ikinci kapta pH azalır. Şimdi ikinci kap şu kabımız. İkinci kabımız. Şimdi ikinci kapta zamanla ne oluşur? Hidrojen iyonu oluşur. Şimdi hidrojen iyonu oluşursa hidrojen iyonu derişimi artacak. Bu hidrojen iyonun derişimin artması demek asitliğin artması demektir. Çünkü bu asitliğin göstergesidir. Asitlik artar. pH metremizi şöyle gözümüzün önüne getirirsek nedir? pH metre de aşağıya doğru inildikçe asitlik artar. Yani asitlik artıyorsa pH değerim azalır. Bu ifademiz doğrudur. Tuz köprüsündeki katyonlar, şimdi tuz köprüsündeki katyonlar katota doğru gider. Peki katot neresi? Birinci kap o zaman birinci kaba doğru göç eder demesi gerekirdi. İkinci ifademiz yanlıştır. Hidrojen gazının basıncı arttırırsa pil potansiyeli artar. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplayıp pil tepkimemizi elde edersek şu şekilde oluşur. Şurayı 2 ile çarpmamız lazım elektronları eşitlemek için. Evet, pil tepkimemiz şu şekilde oluştu. Şimdi hidrojen gazının basıncı arttırılırsa basınçla derişim doğru orantılı. P, V, N, R, T diyoruz. Şimdi şuradaki hacmi şuraya alırsak P eşittir M bölü V RT. Şuradaki M bölü V değeri neye denk gelir? Molariteye denk gelir. Yani bir gazın basıncı artarsa molaritesi de artar. Bu maddenin molaritesi artarsa girenler tarafında bir fazlalık oluştuysa o zaman tepkimem hangi tarafa doğru gidecek? Ürünlere doğru gidecek. Ürünlere doğru kayıyorsa da pil potansiyelimiz artar. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Yanlış olanları sorduğu için cevap yalnız 2'dir arkadaşlar. Şekilde verilen magnezyum gümüş pili için pil potansiyeli değeri kaç volttur diye sorulmuş. Sorunun sonunda da ners eşitliğindeki değeri 0.06 alınız diye belirtmiş. Zaten şeklimize pilimizi incelediğimizde burası 0.1 molar burası ise 1 molar. Evet, standart olmayan bir pil standart olmayan pillerde pil potansiyeli hesaplanırken ners eşitliği kullanır. Eşitliğimizi hatırlarsak şuraya yazarsak. Evet şu şekilde yazıyoruz standart şartlardaki pil potansiyeli eksi şuradaki değeri 0.06 alın demiş bölü N. Buradaki N alınan ya da verilen elektron sayısı logaritma denge kesri denge kesri içinde şöyle diyebiliriz ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. Yine denge kesri için şunu da belirtebiliriz katılar yazılmaz sulu çözeltiler ve yani sıvılar da yazılmaz sulu çözeltiler ve gazlar yazılır. O zaman bizim ilk önce şuradaki pil potansiyelimiz standart şartlardaki pil potansiyelini bulmamız lazım. O zaman burada anot ve katot kabını belirleyelim. Burada bakın magnezyum 0'dan artı 2'ye yükseltgenmiş. Gümüş de 0'dan artı 1'e yükseltgenmiş. Bunların yükseltgenme potansiyellerini kıyasladığımızda nedir? Magnezyumun yükseltgenme potansiyeli gümüşün yükseltgenme potansiyelinden daha büyüktür. O zaman magnezyumun bulunduğu tarafta yükseltgenme tepkimesi olacak. Gümüşün bulunduğu tarafta ise indirgenme tepkimesi olacak. Yani burası anot kabımız. Burası ise katot kabımız. O zaman yazarsak tepkimemizi şimdi anotta ne yapacak? Magnezyumun tepkimesi gerçekleşecek. Magnezyum anot kabı tepkimesini yazarken elektrota göre yazıyoruz. Buradaki magnezyum katısı zamanla magnezyum artı 2'ye dönüşecek. Ve 2 elektron verecek. Peki bu tepkimenin potansiyeli kaç? 2.37 volt. Geldik katot tepkimesini yazmaya. Katot tepkimesini yazarken de çözeltideki katyona göre yazarız. Yani çözeltiye bakarız. Gümüş iyonumuz 1 elektron alarak gümüş katısına dönüşecek. Peki bu tepkimenin potansiyeli kaç? Bakın bu tepkimeyle bizim yazdığımız tepkime ters. Yani bu tepkimeyi ters çevirip kullanmamız gerekiyor. Bir tepkimeyi ters çevirsek
Pil potansiyeli işaret değiştirir. Yani artı 0.80 volt olur. Şimdi pil tepkimemi oluşturmak için ne yapacağım? Alınan elektron sayısına verilen elektron sayısına eşitlemem lazım. O zaman alttaki tepkimeyi 2 ile çarpmam lazım. 2 ile çarptığımda bu maddenin başına 2 geldi. Buraya 2 geldi. Buraya da 2 geldi ve elektronlar birbirlerini götürdüler. O zaman şöyle bir tepkimem oluştu. Magnezyum katısı. Şunu da belirtelim. Buraya herhangi bir sayı çarptığımızda pil potansiyeli çarpmaz. Burası yine 0.80 volttur. Tepkimemizi yazıyoruz. Magnezyum katısı artı 2 tane gümüş iyonu. Diğer tarafta ise magnezyum artı 2 suda artı 2 tane gümüş katısı. Evet, bu tepkimeleri taraf tarafa topladım. O zaman pil potansiyelimi de bulmak istiyorsam standart şartlardaki pil potansiyeli şu iki değeri toplamam lazım. Bu iki değeri topladığımda burası 3.17 volt çıkar. O zaman getirip bu değerlerin bulduklarımızı Nernst eşitliğinde yerine yazalım. Evet, şurası 3.17 volt çıktı. Eksi 0.06 bölü. Alınan ve verilen elektronu biz en son kaça eşitledik? 2. O zaman burası 2 çarpı logaritma. Evet, ürünlerdeki maddelerin derişimi bölü girenlerdeki maddelerin derişimi. Şimdi ürün, tekrar söylüyorum, katılar yazılmaz. Yani bizi ilgilendiren şu sudaki iyonlar. Magnezyumun derişimi kaç? 1 molar. Bunun derişimi 1 molar. Bu maddenin derişimi kaç? 0.1 molar. O zaman yerine yazdığımda 1, şunu yazdım, ürün bölü. Şunu da 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazacağım. 10 üzeri eksi 1'in başında da karesi olacak. Çünkü önünde 2 var. Üst olarak yazılır. Denge konusundan hatırlıyoruz bunu da. Evet, bu işlemin sonucunda şöyle olur. 3.17 eksi şurası 0.03 çarpı burası logaritma. Evet, 10 üzeri yukarıya geçerse 10 üzeri 2 olarak geçer. Şu işlemin sonucu logaritma 10 üzeri 2. Demek 2, yani şu 2 başa gelir. O zaman şöyle oldu. 3.17 eksi 0.03 çarpı burası 2 yapıyor. Bununla bunu çarptığında 0.06 yapar. Onu da 3.17'den çıkardığımızda cevap 3.11 volt çıkar arkadaşlar.